Herkese merhabalar çocuklar Tonguç Akademi'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün 8 Nisan Perşembe sizinle hayat bilgisi dersinde beraberiz. Bugün ne öğreneceğiz bakalım hazırsanız milli gün ve bayramlarımız konusuyla beraber derse başlıyoruz. Hazırsanız dersimiz başlasın çocuklar. Müzik <laughs> Evet bugünkü Milli Gün ve Bayramlar isimli konumuzda ne öğreneceğiz? Tabii ki bütün sene içinde kutladığımız o milli günleri ve bayramları öğreneceğiz çocuklar. Hepiniz özellikle bu sene okula başlayan mini mini birler ve siz ikinci sınıflar geçen seneden beri birçok bayrama şahitlik ediyorsunuz aslında. Geçen sene okul başlangıcında da yaşadınız. Okulun içinde pandemi döneminde de bunlara denk geldiniz. Ama Birçoğunu gördük. Şimdi bunları daha ayrıntılı bir şekilde beraber öğreneceğiz. Öncelikle çocuklar Türkiye Cumhuriyeti şu anda bulunduğumuz devletimiz değil mi? Bunun devletimizin daha önceden ismi Osmanlı Devleti'ydi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmadan önce Osmanlı Devleti'ydi. Ve Osmanlı Devleti bir düşman işgaline maruz kalmıştı. Düşmanlar ülkemizi işgal etmişlerdi. Ve daha sonra işte o dönemde Mustafa Kemal geçen dersimizde işlemiştik. Mustafa Kemal Atatürk'ü işlemiştik. İşte o da çocukluk döneminde bahsetmiştik size. Eğitim hayatından bahsetmiştik ve eğitim hayatını asker olarak devam ettirdiğini anlatmıştım size. En son kurmay yüzbaşı olarak orduya katıldığından bahsetmiştik. Mustafa Kemal orduda ilerlerken, orduda rütbelerde ilerlerken o anda ülkemizde işgal altındaydı çocuklar. Ve Mustafa Kemal İç Anadolu'da yani ülkemizde ne yaptı? İnsanları toplayarak bir mücadele başlattı. İşte bu mücadeleyi nereden başlattı çocuklar? 19 Mayıs'ta Samsun'dan başlattı. Evet Samsun'a adım atarak Samsun'dan bu mücadeleyi başlattı. 19 Mayıs 1919 tarihinde bu mücadeleyi başlattı. Yani neyi başlattı çocuklar? Kurtuluş Savaşı'na milletimizin bağımsızlığını, özgürlüğünü koruması için yapılacak olan bu savaşın başlangıcı nerede? 19 Mayıs'ta. Hangi tarih? 19 Mayıs 1919. Neresi? Samsun değil mi? Evet. Her yıl bu 19 Mayıs günü çocuklar 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutluyoruz. Geçen sene pandemi dönemine denk gelmişti. Sizin için birinci sınıftınız o zamanlar. Şimdi bu sene yine bir pandemi döneminin içindeyiz. Devam eden bir süreçteyiz ama Televizyonlardan küçük günüzden beri izliyorsunuzdur. Bayramlarda, milli bayramlarda törenler yapılır, geçitler düzenlenir. İşte 19 Mayıs'ı da Atatürk'ü anmak, gençlik ve spor bayramı olarak kutluyoruz. Atatürk bazı bayramları çocuklara, bazılarını gençlere armağan etmiş. İşte bu bayramı da gençlere armağan etmiş çocuklar. O yüzden İsmi Atatürk ama Gençlik ve Spor Bayramı. Genelde bu bayramı kutlarken gençler yani liseye giden daha büyük çocuklar gösteriler düzenlerdi çocuklar. Eskiden büyük alanlarda böyle büyük gösteriler yapılırdı. Şimdi bu bayramı yine törenlerle kutlamaya devam ediyoruz. Unutmuyoruz bu bayram Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a adım atmasının tarihi yani 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Alma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutluyoruz. Hemen devam ediyorum. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı başlattı çocuklar. Bu süreçte Ankara'da ne kuruldu? 23 Nisan'da Büyük Millet Meclisi kuruldu. O zamanlar ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti daha verilmediği için bu isim değildi. O yüzden Büyük Millet Meclisi olarak kuruldu. 23 Nisan'da Büyük Millet Meclisimizin kurulduğu ve ulusumuzun yönetme yetkisinin kullanılmaya başlandığı gün çocuklar. 23 Nisan Büyük Millet Meclisimizin kurulduğu ve ulusumuzun yönetme etkisini yani kendi kendini yönetme etkisini kullanmaya başladığı gün. Ne demek bu çocuklar? Şu anda biliyorsunuz 18 yaşını doldurmuş herkes gidip oy kullanıyor ve kendisinin yönetmesini istediği kişiyi temsil eden partiye ya da işte kişilere oy veriliyor. O zamanlarda da Büyük Millet Meclisi kurularak ilk adımı atılmıştı çocuklar. Peki bu bayramı nasıl kutluyoruz? Bu bayramı da Mustafa Kemal Atatürk kimlere emanet etmiştir ve hediye etmiştir? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yani çocuklara armağan etmiştir. çocuklara hediye etmiştir. 23 Nisan'da biliyorsunuz çok coşkulu okullarımızda çok güzel programların yapıldığı bir gün oluyor. Tabii ki şu anda böyle bir şey bu içerisinde müsait değil ama Umarım en kısa zamanda bütün bayramlarımızı coşkuyla kutladığımız zamanlara dönebiliriz çocuklar. 23 Nisan'da bu bulunduğumuz ay içerisinde 23'ünde gelecek ve yine mutlaka televizyondan etrafımızda geçen sene yaptığımız gibi canlara çıkıp istiklal marşı söyleyerek belki katılacağız. Belki programlar olacak okul da düşük sayılı belki onlara katılacağız ama mutlaka 23 Nisan'ı tekrar yaşayacağız. Ve sizler çocuklar olarak Atatürk'ün emanet ettiği bu bayrama sahip çıkmayı unutmuyorsunuz. Peki Kurtuluş Savaşı devam etti ve sonunda bizler kazandık. Ne zaman çocuklar? 30 Ağustos'ta kazandık. Evet 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in yönettiği büyük taarruzu almak için her yıl 30 Ağustos gününü biz ne olarak kutluyoruz? 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak kutluyoruz. Savaşı kazandığımız bu günü her sene 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak mutlaka anıyoruz. Bakın ne, neyle başladık? 19 Mayıs Samsun'a çıkışıyla başladık. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı olarak kutluyoruz. Sonra 23 Nisan Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla devam ettik. Onu da ne olarak kutluyoruz? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutluyoruz. Sonra da 30 Ağustos'ta devam ediyoruz. 30 Ağustos'u da Zafer Bayramı olarak kutluyoruz çocuklar. Sonra 29 Ekim geldi. Evet 29 Ekim'de ne oldu çocuklar? Cumhuriyet ilan edildi. 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildi ve böylece artık içinde bulunduğumuz ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti oldu ve yönetim şeklimiz resmi olarak değişti. İşte bu yüzden çocuklar Cumhuriyet ilan edildiği için her yıl 29 Ekim gününü ne olarak kutluyoruz bizler? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olarak kutluyoruz. Ne yapıyoruz? O gün yine törenler yapıyoruz, yürüyüşler düzenliyoruz, etkinlikler, programlar yapılıyor ve bugünü genelde Ankara'yı ziyaret ederek de geçirebiliyoruz. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisimiz Ankara'da biliyorsunuz ve başkentimiz Ankara. Bu cumhuriyetin ilan edilmesi de bu şekilde orada kutlanıyor her yıl. Bir milli günümüz daha var çocuklar. 15 Temmuz 2016. Evet, 15 Temmuz 2016 yılında ne yaşadık? Bir darbeye kalkışıldı ve ülkemizde devletimize ve milletimize karşı hain kişiler tarafından bir saldırı girişimi yapıldı çocuklar. İşte bu saldırı Türk milletinin hem cesareti hem dik duruşu hem korkusuzluğu hem de birlik beraberliği önlendi. İşte bu yüzden bu nedenle her yıl yine 15 Temmuz'u demokrasi ve milli birlik günü olarak kutluyoruz ve aynı zamanda o gün şehit olan tanıdıklarımızı, yurttaşlarımızı, vatandaşlarımızı anmak için bu günü her sene 15 Temmuz'da hatırlıyoruz. Evet, bağımsızlığımız ve biliyorsunuz özgürlüğümüz Türk milleti olarak bizim çok düşkün olduğumuz iki unsur çocuklar ve biz bunun için birçok savaş yaptık. Hem büyük savaşlar ve zaferler kazandık hem de çok fazla kayıp verdik aslında ve bu şekilde cumhuriyeti kurduk. İşte bu yüzden bu yaşadığımız önemli günlerin hepsini milli gün ya da bayram olarak mutlaka kutluyoruz çocuklar. Tabii ki milli günler ve bayramlar dışında e, bazı günler de var. Maalesef bunlar bizi ne kadar mutlu ediyorsa onlar da bizi o kadar üzen olaylar. Atatürk'ün ölümünü de her yıl anarak hatırlıyoruz mesela. Bu tarz ayrıca hatırladığımız özel günlerimiz de var ama Bugünkü konumuzun içerisinde milli gün ve bayramları işliyoruz. Bunlar daha çok birlikte coştuğumuz, eğlendiğimiz, mutluluk duyduğumuz, gurur duyduğumuz şeyler. Böyle günlerde genelde evlerimizin balkonlarına, camlarına bayraklar, Türk bayrakları asarız. Okuldaysak sınıflarımızı süsleriz, törenler yaparız. Belki de hatta görev alıp şiirler bile okuyabilir çocuklar. En başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için, bayrak için, millet için canını vermiş tüm şehitlerimizi bu bayramda hem gururla hem özlemle anarız. Böylece bize emanet ettikleri vatanımızın değerini daha iyi anlamış oluruz çocuklar. Evet, etkinlik zamanı. Artık az önce öğrendiğimiz bilgileri kontrol etme zamanımız geldi. Ne öğrendik? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı, başka 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı öğrendik, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı öğrendik ve 15 Temmuz Milli Birlik Beraberlik Demokrasi Günü'nü öğrendik. Pekala doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazacağız beraber. Milli bayramlar kültürümüzü yaşatmamızı sağlar. Doğru mu çocuklar? Elbette doğru. TVV'nin yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlarız çocuklar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Atatürk çocuklara emanet etmişti, hediye etmişti. Peki bu hangi gündü? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gündü. Yani doğru. Her yıl 30 Ağustos'ta Cumhuriyet Bayramını kutlarız demiş. 30 Ağustos'ta bir bayram kutluyoruz. Evet ama hangi bayramı kutluyoruz? Cumhuriyet Bayramını değil. Neyi kutluyoruz çocuklar? Zafer Bayramını kutluyoruz değil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı. Atatürk'ün Samsun'a çıktığı günü Zafer Bayramı olarak kutlanırız. Atatürk'ün Samsun'a çıktığı günü kutluyoruz ama Zafer Bayramı olarak değil. Ne olarak kutluyoruz çocuklar? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutluyoruz. Hemen onu da mutlaka düzeltelim, değil mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, evet, Atatürk'ü Anma Gençlik, değil mi? Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutluyoruz. 19 Mayıs Samsun'a çıktığı günü. Her yıl 15 Temmuz'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlarız. Evet. Bu olay yaşandığından beri her yıl 15 Temmuz'da bunu kutluyoruz. Bu da doğru olacak. Aşağıdaki milli gün ve bayramlarımızı tarihleriyle eşleştiriniz. Hadi eşleştirelim o zaman. Pekala. Birincisiyle başlayalım. Cumhuriyet Bayramı. Evet, Cumhuriyet Bayramı ne zamandı çocuklar? Ne zaman? 29 Ekim, değil mi? 29 Ekim'de kutladık Cumhuriyet Bayramımızı. Peki, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ne zamandı çocuklar? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Güzel. Harika. Hızlıca ilerliyoruz. Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı. Ne zaman kutluyorduk bu bayramı? Evet Samsun'a ayak basması yani 19 Mayıs 1919'dan beri her yıl 19 Mayıs'ta Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını kutluyoruz. Zafer bayramı ne zamandı? Harikasınız çocuklar 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak kutlanıyor her yıl ülkemizde ve Son olarak 15 Temmuz'da da demokrasi ve milli birlik günü olarak kutlamalarımıza devam ediyoruz. Evet, boyayalım demişiz. Ne yapıyormuşuz? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlar için doğru kutucuğunu, yanlış olanlar için de yanlış taraftaki kutucuğu boyayacağız beraber. Hadi başlayalım o zaman. Her yıl 23 Nisan'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanır. Evet 23 Nisan'da Atatürk Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak çocuklara da armağan etmişti. O yüzden doğru. Peki ordumuzun Kurtuluş Savaşı'nı kazandığı günü Zafer Bayramı olarak kutlarız. Ne demiştik? 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak kutluyoruz demiştik. Doğru cevabımız verilmiş. Pekala hemen doğruyu işaretledim. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bir milli gün değildir çocuklar. Doğru mu yanlış mı? Tabii ki yanlış. Zaten bakın adında bir ne var? Milli Birlik Günü var. Bir milli gündür. Yani her yıl şu anda kutladığımız, hatırladığımız özel bir gündür. Üç tane milli bayramımız var demiş. Üç tane milli bayramımız var. Nedir bayramlarımız çocuklar? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik Spor Bayramı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Ve 30 Ağustos Zafer Bayramı. Üç tane mi milli bayramımız var? Dört tane mi? Evet dört tane var. Yani yanlış olacak. Aynı zamanda bir milli günümüz de var. Onun dışında da şu anda dört tane milli bayramımız var. Milli gün ve bayramlarda sınıflarımızı süsler, okullarımızda törenler yaparız. Doğru mu yanlış mı? Tabii ki doğru. Şu anda pandemiden dolayı bu durumumuz maalesef engellense de pandemiden kaynaklı olarak Hepimiz sağlıklı okullarımıza dönüp çok güzel bayramlar kutlayacağız okullarımızda. Milli bayramlar bizim kültürümüzün bir parçası değildir. Doğru mu yanlış mı? Tabii ki yanlış değil mi çocuklar? Milli bayramlar kültürümüzün en önemli parçalarından biridir. Bizi vatanımızı koruma isteğimizi, mücadelemizi, bağımsızlık isteğimizi ve burada kaybettiğimiz ve kazandığımız şeyleri çok iyi anlatan ve bizim bir parçamız olan özel günlerdir. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı tarih olan 19 Mayıs'ı Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlarız. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak başlatmamış mıydı? Evet ve bugünü gençlere armağan etmişti. Evet nasıl kutluyorduk? 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutluyorduk. O yüzden bu da doğru olacak. Hemen doğru kutucuğunu ne yapıyorum? Boyuyorum çocuklar. Peki, son cümlemiz Milli Gün ve Bayramlarda kurban keseriz. Doğru mu yanlış mı? Yanlış tabii ki. Törenler yaparız ama bunu başka bir bayramda yapıyoruz. Nerede? Kurban Bayramı'nda yapıyoruz. O da milli bayram değil çocuklar. O yüzden Milli gün ve bayramlarda tabii ki kurban kesmiyoruz. Onu da yanlış olarak işaretledik. Harikasınız. Boyamamızı tamamladık. Haydi şifre çözelim. Evet şifre çözüyoruz beraber. Nasıl? Şöyle sol tarafta günlerimizin Zafer Bayramımız, Cumhuriyet Bayramımız, Ulusal Egemen Çocuk Bayramımız, Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Atatürk'ü e anma gençlik ve spor bayramı yani kutladığımız milli gün ve bayramlarımızın ismi var. Hepsinin yanında bir harf var çocuklar. Sağ tarafta da cümlelerimiz var. Bu bayramları anlatan cümleler var. Şimdi hangi bayramı niçin kutluyoruz? Hangisi hangisiyle eşleştirecek? Birinciyi eşleştirdiğimizde onun harfi hangisi ise bir numaralı kutucuğa yazacağız ve beş harfli şifremizi çözeceğiz birlikte. Pekala birinciyle başlayalım. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a gitmiştir. Ne zaman gitmişti Samsun'a çocuklar? 19 Mayıs 1919'da gitmişti ve biz bunu ne olarak kutluyorduk her sene? 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı olarak kutluyoruz her sene. Yani bir numara ne olacak? V olacak değil mi çocuklar? Şöyle eşleştirelim. İki numara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği gündür. Evet. Hangi gündü bugün çocuklar? 23 Nisan, değil mi? 23 Nisan 1920. Pekala. Ne olmuştu bugün? Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış ve Atatürk bu önemli olayı ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olarak ilan etmişti. Yani çocuklara armağan etmişti. Biz de bu önemli günü her sene ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olarak kutluyoruz. Yani iki numaramız A olacak. Kurtuluş savaşını kazandığımız düşmanları yurdumuzdan attığımız gündür. Yani bir zafer kazandığımız gündür değil mi çocuklar? Peki bu zaferi ne zaman kazandık? 30 Ağustos'ta kazandık. Evet 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak kazandık. Yani 3 numara T harfimiz olacak. Şifremiz yavaş yavaş çözülüyor. 2 harf kaldı. Ülkemizin yönetim şeklini ilan ettiği gün ne zamandı bu? Tabii ki 29 Ekim'deydi. Peki ülkemizin yönetim şeklini ilan ettiğimiz günü ne olarak kutluyoruz? Cumhuriyet Bayramı. Zaten ülkemizin yönetim şekli de cumhuriyet olarak ilan ediliyor ve Cumhuriyet Bayramı olarak kutluyoruz artık her sene o tarihten itibaren yani dördüncü harfimizde A sanırım şifreler çözüldü ama bakalım neymiş. Halkın birlik ve beraberlik içinde devlete ve demokrasiye sahip çıktığı gün. Evet ne dedik 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü de bu olayı yaşadığımız ve birlikte birlik içinde bu olayın üstesinden geldiğimiz gündür. Şifremize bakın vatan çıktı biz Türkler için çok önemli vatan, millet, vatanımızın, milletimizin bağımsızlığı ve özgürlüğümüz şifremiz vatan. Harikasınız çocuklar. Pekala. O zaman dersimizin sonuna geldik. Peki bugün neler öğrendik çocuklar? Bugün sizinle çok önemli bir konu işledik aslında. Geçen seneden beri özellikle okulda duyduğunuz, şahit olduğunuz, bazısını uzaktan yakalayabildiğiniz mini gün ve bayramları işledik. Ve bu bayramların bizler için, Türk milleti için önemini işledik. milli gün ve bayramlarımız nelerdi çocuklar? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'e Alma Gençlik ve Spor Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 30 Ağustos dolayısıyla Zafer Bayramı ve bunun dışında bir de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz var. Şu anda ülkece kutladığımız, hatırladığımız önemli milli gün ve bayramlarımız. Bunları hiçbir zaman unutmuyoruz. Çünkü bunlar bize her zaman geçmişte yaşadığımız zorlukları, verdiğimiz mücadeleleri, kayıpları ve en sonunda kazandığımız zaferleri anlatıyor. Bunlardan ders alıp tekrar yaşanmaması için millet olarak birlik beraberlik içinde yaşamamız gerektiğini de unutmuyoruz. Siz çocuklar da Atatürk'ün size emanet ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını her sene daha da coşkuyla kutlamaya devam edin. Mutlaka Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını da anmayı unutmayın. O zaman gelsin ödüllü sorumuz. Atatürk'ün Samsun'dan yola çıkarak milli mücadelemizi başlattığı günü her sene hangi tarihte ve hangi bayram olarak kutlarız? Cevabınızı mutlaka yorumlarda bekliyorum çocuklar. Bugünlük dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.